Evet dostlar, Airmar'ın B45 aynası, kutu içeriği bu şekilde, bronz bir ayna. Dostlar bu 50 ve 200 kHz frekansa sahip, bronzların en hafifi, en ekonomiyi diyebiliriz. P66'ya eşit frekansları var. İnci Teknoloji gönderdi. Biliyorsunuz İlhan Bey, bilenler biliyor. Kutuda geldi. Tabi eksiği mavi braket olması lazım normalde. Avrupa'da veriyorlar fakat herhalde bu Airmar kendisi veriyor. Fakat Türkiye'de gelmiyor herhalde Türkiye'ye. Airmar'ın yine bir kutusu var. 8 metre kablo. Görüldüğü üzere. Bronz gövde. Şimdi bunun değerlerini verelim sizlere. Airmar'ın sitesinden gösterelim. Açıları görün. Hertzleri görün. 600 watt demiştik. Kaç metre maksimum derinlik var? Beraber bakalım. Yukarıdan vidalama sistemi var. Gömme biliyorsunuz bronz ayna. Normalde planya tekneler için 9 metreye kadar yelkenliler için de bu uygun bir ayna. Geleneksel bir ayna. Şörp değil. Bilginiz olsun. Kutu içeriği bu şekilde. Gelin değerlere birlikte bakalım. Evet, şimdi bilgisayar üzerinden B45 hakkında size biraz açıklama yapacağız. Değerleri nedir ondan bahsedeceğiz. Dostlar biraz sessiz modda olabiliriz. Gecenin bir vakti tabii ki, gece çekiyoruz videoyu. Şimdi Airmar biliyorsunuz almış olduğumuz B45 ayna, geleneksel bir ayna. Dostlar Airmar hakikaten bu işin ehli olan firmalardan birisi. Airmar'dan ayna almayı düşünüyorsanız lütfen airmar.com'a girin ve aynayı aratıp bulun. Airmar.com'a girdik. Bizim Chrome bunu Türkçe'ye çevirdi. Ürünlere girdik. Daha doğrusu ürünlerden dönüştürücülere girdik. Aynalara. Bakın Chirp Ready dememiş Türkçe çevirirken. Jig hazır demiş. Bu Chirp aynalar. Bronzlarımız var. Yan tarama aynaları var. Denize girelim. Ya da en güzeli ne yapın? Bakın ürün arama var. Bizimki neydi? B45. B45 dediğiniz zaman aşağıda bizim aynamız B45 listeleniyor. Tıklıyoruz dostlar. Açıyoruz. Geleneksel ayna demiştik size. 600 watt değerinde. En küçük ve en ekonomik ayna olduğunu söylüyorlar. Video başında belirtmiştik. Ürünle birlikte verilen kaplama dönüştürücü düzene sokar ve daha yüksek hızlarda bile performans artırır. Bakın normalde şu mavi aparatın kutuda geldiğini söylüyorlar. Fakat biz Türkiye'de bunu kutuda maalesef bulamadık. Belki dağıtıcısı vermiyordur. Belki de Türkiye'ye bu şekilde gelmiyordur. Onu bilemiyoruz. Kapatalım. Gelin özelliklerine bakalım. 600 watt demiştik. Çift frekanslı bir ayna. Bakın 50 kHz ve 200 kHz frekansa sahip. Düşük ve yüksek frekansımız var. 353 metreye kadar 45 derecelik bir açıyla tarama yaptığını söylüyor. 200 kHz frekanslarda 206 metreye kadar 12 derecelik bir açıyla tarama yaptığını söylüyor. Aynanızı aratın. Buradan değerlere ulaşabilirsiniz ki şurada çok önemli bir olay var dostlar. Bir hesaplama aracı bu. B45 alt kapsama alanını görüntüleye bir tıklayın. Hangi aynayı seçecekseniz. Bakın model seçin diyor. B45 otomatik seçti. Işın açısı 45-12. Burayı metre yapın. Bizim kullandığımız birim metre. Ve kapsamı hesapla deyin. Çok güzel bir olay yapmışlar. Gördüğünüz üzere bizim aynamızın hangi kilohertzlerde kaç metrelik diya açı ile tarama yapacağını burada belirtiyor. Biraz ters yazmışlar ama olsun. Bakın 50 kilohertzde düşük frekansta 43 metre derinlikte dostlar 36 metre circle yani daire ile ben tarama yaparım diyor. 200 kilohertzde ise 8 metre circle ile yine daire ile tarama yaparım diyor. 36 metrede özür dilerim 43 metrede 36 metrelik açı. Oldukça iyi bir açı. Gelelim 70 değil 85 metre derinliğe. Dediğim gibi ters yapmışlar. 85 metre derinlikte düşük frekansla dostlar 70 metre açıyla tarıyor. Az değil. 200 kHz'de de 18 metre. Ki biliyorsunuz bu ekranı ikiye bölüp Furuno'da diğer Lawrence'da olsun diğer balık düzlerde olsun 50 kHz ve 200 kHz görüntü elde edebiliyorsunuz. Gelelim maksimum değerlere. Bakın örnek verelim 213 metre derinlikte 50 kHz ile 176 metrelik bir açı diyor. Daire açısı
ile tarama yapabiliyorum diyor. Hakikaten güzel bir açı. 200 kHz'de ise 44 metre bir tarama yapabiliyorum diyor. 44 metre açıyla. Bunları size balık bulucu sonarlar nedir, nasıl çalışır diye bir video çektik. Bu kilohertzlerin, frekansların öneminden bahsettik. İki frekansın bir arada olması bizim için çok daha büyük bir artı dostlar. Bilginiz olsun. Kilohertz yüksek kilohertzte biliyorsunuz dar açı oluyor. Düşük kilohertzte geniş açı oluyor. Fakat ikisi bir arada olduğu zaman da balıkları kaçırma olasılığı düşüyor. Aklınızda olsun, o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Dostlar, geleneksel bir ayna B45 biz aldık. Tekneye montaj yaptırıyoruz, sarkıtma yaptırıyoruz. Yakında onu da deneyeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Bu videoyu da böyle sonlandıralım. Dostlar, like verirseniz seviniriz. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Abone olursanız çok seviniriz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Sağlıkla kalın.